geldiyse, zaman ayırdıysa sağ olsun, var olsun. İlk konuğumuz bir kadın hikayesiyle başlıyoruz. Sosyal medyada fenomen olan bir hanımefendi. Eşiyle 2,5 yıldır ayrı yaşıyorlar. Ayrılık yaşamı, ayrı yaşamalarında kendince sebepleri ve nedenleri var ama sosyal medyada fenomen olduktan sonra eşim tarafından şiddete maruz kaldım, tehdit ediliyorum iddiasında bulunuyor. Buyursunlar. Geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Demet Hanım'ı tanıyabilir miyiz? İstanbul'da yaşıyorum. 40 yaşındayım. 3 çocuğum var. Allah bağışlasın. Amin. Hepimizinkini. Böyle buraya narsist kocamdan ayrılmak için geldim. Narsist? Evet. Narsist. Narsist eşinizden ayrılmak için geldiniz. Kaç yıldır evlisiniz? 12 yıldır evliyiz. 2,5 yıldır ayrı yaşıyoruz. Ama hiç ayrılamadık. Telefonla, sosyal medyadan, kapılardan, bacalardan, camlardan. Yani hiçbir şekilde atamadım. Yani gitmiyor. Ne geliyor ne gidiyor. Böyle arada derede ilişkiler vardır. Tam adının konulmayan, adı konulmayan, ne olduğu belli olmayan ilişki modelleri vardır. Yani ayrıyken birbirlerini özlerler, yan yana geldiklerinde birbirlerini yerler. Ben özlediğini de düşünmüyorum, sevdiğini de düşünmüyorum. Tamamen bir ego, tamamen bir yarış. Beni kaybetmeyi hazmedememek. Çünkü hala, yani evlendiğim günden beri aldatıyor ve hala daha aldatıyor. Ve yüzsüzlükle bana ben aldatırım, istediğim kadına para gönderirim, bu seni ilgilendirmez. Sen oturacaksın diyor. Sen yapamazsın diyor. Ben zaten bir şey yapmıyorum. Anksiyete oldum, panik atak oldum bu süreçte. Evden dışarı adım atamıyorum. Bu sefer diyor ki sen apartmandaki adamlarla bir şeyler yaşıyorsun diyor bana. Sen eve atıyorsun adamları diyor. Yani sürekli bir iftira, sürekli bir manipülasyon içindeyim. Hala çıkamıyorum buradan. Yani hala bunun içinden çıkamıyorum. Peki 2,5 yıldır bu ayrılıkta. Evet. Aynı evlerde mi yaşam, ayrı evlerde mi yaşam? Ayrı evlerde yaşıyoruz ama işte onun sürekli ısrarları üzerine hadi tamam diyorum çocuklar için. Hayatımızda görünmez prangalar vardır. Yani birinin etkisi altında kaldığımızı fiziksel anlamda ispatlayamasak da zihinsel anlamda bizi aslında prangalar. Ve biz sanki o hep bizim hayatımızda varmış gibi düşüncemize yer ettiği için biz onun kurallarıyla yaşarız. Sizde de durum böyle mi? Böyle. Bakıldığında, yani dışarıdan bakıldığında yanınızda yok. Dışarıdan bakıldığında dersiniz ki Allah'ım, Demet'in kocası nasıl bir koca? Dışarıda aşkım, canım, sevgilim, ay dur kapını ben açayım, ay ben şunu yedireyim, şunu içireyim. Ne istiyorsan ayaklarının altına sererim, bu şekil. Ama evin içine girdiğimizde bambaşka bir Özkan. Ve evliliğim boyunca evime hep ya şoförüm dedi, bir adam getirdi. Ya kuzenlerini getirdi. Yani evimin içinde sürekli bir erkek vardı. Sürekli. Yani, bu insanlar sizde kalıyorlar mı? Kalıyorlardı. Evet. Ve şöyle bir yere gideceğim. Gidiyoruz. Tam çıkıyoruz. Yolda arıyor. İşte bir kuzenini arıyor veya bir arkadaşını arıyor. Ne evde ne dışarıda ne yaşayamayacak mıyım, yapamayacak mıyım? Yani ben evliliğimi bir kalabalık yada yaşadım. Ne yaşadığımı bilmiyorum. O üçüncü kişilerden size yönelik bir zarar var mıydı ya da eşinizin sizden bir talebi var mıydı? Yoktu. Kuzenimle çok samimi ol. Arkadaşımla çok samimi ol. Ne bileyim ben şu insanla iş yapacağım. Demet sen de ona yakınlık göster. Hayır. Öyle bir şey yok. Bir şey, öyle bir şey olmadı. Sadece masanızda oturuyorlardı. Evet. Yani benle tek başına eğlenemiyor. Eğlenemiyordu. Tek başına... Bu ayrı yaşama süresi içerisinde siz bir yerde, o bir yerde yaşıyor. 3 tane de çocuk var. Çocuklar kiminle? Çocuklar benimle. Çocuklar sizle kalıyor. Anlaşmalı boşanma konusunda aslında 2020 yılına ait bir... Çok kez boşanma davası açtık. Boşanma davası açılmış. Her seferinde... Çocukları alacağım diyor mesela. En sonki mahkememde. Uzasın diye. Ya sen arıyorum. Özkan... Güneş ağlıyor baba baba diyor. Özkan su ağlıyor baba diye. Ya şu an çalışıyorum, işim var, arabada benzin yok, param yok, araba yok. Sürekli bir bahane. Ama mahkemede çıkmış ben çocuklarımı istiyorum. Sen çocukları bıraktığımda yemin ediyorum ertesi gün geri getiriyorlar. İstemiyorlar yani.
Son olay bu bir bahane. Yakın tarihli. Yakın tarihli. Ben bu süreçte bu 2,5 yıllık... 31 Mayıs'ta bir ceza dava dosyanız var. İstanbul Anadolu'da açılmış. Her ikiniz de hem müştekisiniz hem sanıksınız. Evet. Size şiddet uyguladığını iddia ettiğiniz o olay neyle başladı? Şöyle başladı. Önce bizi gezdireceğini söyledi oğlumla beni. Oğlum ilk eşimden bu arada. Ondan sonra oğlumun yanında sürekli beni kötülüyor ve oğlumun babasını kötülüyor. Yani annen senin şöyle biliyor musun? Annen senin böyle biliyor. Bir erkek çocuğuna bu söylenir mi? Nasıl anne? Anne. Ne diyor mesela? Yani kötü kadın annen. Annenin uygunsuz bir yaşam tarzı var. Evet. Kastettiği nedir? İddia ettiği? İddia ettiği sürekli namusum. Sosyal medya kullanmanız? Sosyal medya kullanıyorum. Bu, oğlumla birlikte de yayın açıyorum. Zaten fenomen misiniz? Yani fenomen denilmez ama... Çok takipçisi olan birisiniz. Evet, yani oradan arkadaş ediniyorum, sohbet ediyorum, para kazanıyorum ve bu onu rahatsız ediyor. Yani istemiyor orada olmamı. Nasıl para kazanıyorsunuz sosyal medyada? Yani ben orada sohbet ediyorum, dertlerimi anlatıyorum. Aynı burada olduğu gibi. Orada da sohbet ediyorum. Onlar da bana yani hediye atıyorlar. Kendinize konuşuyorsunuz aslında, monolog yapıyorsunuz. Ben konuşuyorum, arkadaşlarım da alttan yazıyorlar. Onları cevaplıyorum, konuşuyorum. Ben asosyal oldum. Oradan size para mı gönderiyorlar? Oradan bana hediye atıyorlar ve ben o hediyeler paraya çevriliyor. En yüksek hediye ne kadar? Ben onları bilmiyorum. Tahmini ne kadar kazanıyorsunuz ayda? Çok fazla kazanmıyorum ben. Yani eskiden kazanıyordum ama işte eşim bana hediye atanlara küfür etti, hakaret etti. Onu takip etmeyin, ona hediye atmayın. Benimle yayın yapan diğer fenomen arkadaşlarımı tehdit etti. Ondan uzak durun falan. Böyle beni şu anda bitirdi. Sosyal medyada yani kendinizi niye ifade etmek istiyorsunuz? Niye bu kadar aktif kullanıyorsunuz? Çünkü dediğim gibi asosyal oldum. Yani eşim beni bir eve kapattı. Altıma araba verdi. Cebime para verdi ama dışarı çıkamazsın. Nereye gidiyorsak bir onun ailesi veyahut da işte bir arkadaşı. Onlarla beraber gidiyoruz, onlarla beraber geliyoruz. İşte kapalı bir villalarda oturuyorum. İşte bahçesinde park yaptırıyor. Hani çocukları hani alıp da biz bir parka götüremiyoruz. Park bahçede, hayvanlar bahçede. İşte hayat evin içerisinde. Sakın yanlış anlamayın. Eşiniz yasa dışı işlerle mi uğraşıyor? Var mı böyle bir... İnternet reklamcılığı. Evet. Sizin bu sosyal medyaya girişiniz, hani eve kapandınız, asosyal oldunuz, sosyalleşmek adına mı sosyal medyaya girdiniz? Şöyle oldu, ilk 1,5 yıl Özkan bizim telefonlarımızı açmadı. Ben videolar attım, bak su ağlıyor hüngür hüngür, bir anda güneş ağlıyor hüngür hüngür, bir anda ben ağlıyorum, hani ne olacağız biz? Video atıyorum, bak çocuklar çok ağlıyor. 1,5 yıl bizi duymadı, görmedi, işitmedi, yok biz yokuz. Para gönderen yok. Ne kayınpederim ne kayınvalidem. Hani bunlar ne yiyor, ne içiyor, bunlar ne yapıyor? Yok. Sonra ben kardeşim söyledi. Ama dedi senin lohusayken bir TikTok hesabı açmıştım. O dönemlerde yoğun bir şekilde aldatılmıştım. Sosyal medya diyelim. Böyle masaj salonları. Ben o sıra çocuğumu doğurmuşum, çok kötü durumdayım. Ondan sonra o dönem açtığım bir hesap vardı. Ben oradan kızımla videolar çekinip onları saklıyordum. Sonra işte bu süreçte kardeşim dedi ki senin abla bir hesabın vardı dedi. Evet dedim. Ama dedi oradan para kazanıyorlar insanlar dedi. Nasıl yani dedim. Bir açıp verir misin dedi. Verdim. Buradan dedi canlı yayın yapıp para kazanabilirsin. Çünkü gerçekten çok mağdur olduk çocuklarımla. Paraya ihtiyacınız vardı. Çok ihtiyacım vardı. Ondan sonra ben orada yayın yapmaya başladım, para kazanmaya başladım, çevrem olmaya başladı, arkadaşlarım olmaya başladı. Bir anda o afalladı, dedi ki Demet gidiyor. O içine kapattığım, o anksiyete yaptığım Demet bir anda açıldı, Demet konuşuyor. Kendine olan güveni kaybettirdiğim evet. Demet kendini yeniden fark etti. Evet ve ben gerçekten güzel olduğumu... Kaşımın güzel, yüzümün güzel, kalbimin güzel, neyse artık. Bunları ben sosyal medyada öğrendim. Ben gerçekten değerli birisiymişim, iyi birisiymişim, güzel birisiymişim, iyi bir anneymişim. Bunu sosyal medya mı öğretti size? Evet, orada çünkü çok fazla bayan arkadaşlarım var, anne olan çok insan var. Hani benim nasıl bir annelik yaptığımı, çünkü evin içindeyim ben. Hani dışarı para kazanmak mı, onaylanmak mı daha cazip?
Her ikisi sizin de. Sizin için. Her ikisi de. Yani sosyal medyada o dönem, ilk karşıtığınız dönemden bahsediyorum. Açış nedeniniz para kazanmak. Ama sonra onaylandığınızı da görüyorsunuz. Güzel olduğunuzu, iyi anne olduğunuzu oradan hissettim diyorsunuz. Sonra şu anki aşamada hangisi sizin için cazip? Şu anki aşamada... Hangisi daha ağır basıyor? Şu an ikisi de ama. Yani hem keyif aldığım hem de para kazandığım bir platformun içindeyim. Ben sosyal medya için şey derim. Yani şimdi şu anki anımız gerçek. Evet. Ama sosyal medyadaki dünyamız gerçek değil. Bir gerçeklik algısı yaratılıyor. Yani oradaki tuşa bastığınızda kendinizi iyi ve değerli hissediyorsunuz ama... Oraya bir tuşa bastığınızda o yayın kapandıktan sonra gerçek hayatınız aslında. O zaman çok kötü oluyor. Geri dönüyorsunuz. O gerçeklik algısıyla gerçek arasında aslında çok önemli bir çizgi var. Evet. Hep o yayını açma ihtiyacı duyuyor musunuz? Hayır. Mutlu olmak ve motive olmak için. Asla duymuyorum. Yani bu bir şey gibi, şeker bağımlılığı gibi, hayır, karbonhidrat asla. Bağımlılığı gibi. Onu ne kadar çok tüketirseniz o kadar ihtiyacınızı karşılarsınız. Günde kaç saat yayın yapıyorsunuz? Ben akşamları yayın yapıyorum. 10 gibi falan. Sıkılma anıma göre, psikolojime göre... Kaç saat oluyor? Yani 2 saat, 3 saat. 2 saat, 3 saat. Çok da ciddi bir zaman dilimi. Evet. Son yapmış olduğunuz yayında eşiniz yayını mı bastı ya da kapınıza mı dayandı? En son yaptığım yayında komşumdan limon istedim. Bu Mayıs'ın istedim. Son haftasında evet, gerçekleşen evet. olay. Limon istedim. Camlar, kapılar, yani bütün mahalle ayağa kalktı. Komşum bekar... Ve küçük bir çocuk ondan sonra üniversiteye falan gidiyor olabilir yani. Sen onu mu ev alıyordun? Sen onun evine mi gidiyordun? Sen ondan mı dışarı çıkmıyordun? Anksiyete yalanları, dışarı çıkamama yalanları. Böyle bir şey. Yani polis çağırıyorum, kaçıyor. Polis gidiyor, tekrar geliyor. Tekrar polis çağırıyorum. Ya artık polislerden utanıyorum. Karşılıklı birbirinizi darp ettiniz mi? O şeydeki yazan, kağıtta yazan... 31 Mayıs. Evet, işte oğluma bunları söyleyince oğlum ona arkadan vurdu. O da ona vurdu. Birbirlerini şey yaparken ben de bardağı aldım fırlattım kafasına. Oğlunuz kaç yaşında? 23 yaşında. 23 yaşında bir çocuk aslında yani ne kadar yetişkin gibi olsa da artık, reşit olsa da anne ve babasının yani şiddetinin kavgasının tam ortasında. Sosyal medyada ne yapıyorsunuz? Bu sorunun cevabı da şimdi gelecek olan görüntüde. Zihirli lambayı ben sattım, gittim kendime bir saat aldım. Aslında resmi nikahlı eşiniz Özkan Bükçü'nün de söz hakkı, cevap hakkı vardır. Ekip arkadaşlarımız kendisiyle iletişim kurduklarında hani arga sözcüklerle cevap verdiği bilgisini verdiler. Sanırım hani size kızgın. Buraya gelmenizin esas sebebi nedir? Ben artık boşanmak istiyorum. Yani beni etkisi altından çıkartın. Lütfen beni bundan kurtarın. Yani ben onun artık yan yana daha gelmek istemiyorum. Yani çocuklar için bile istemiyorum, hiçbir şekilde istemiyorum. Yapıştı yani gitsin. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.